olayı hazmetmeye çalışıyorum. Biliyorum arka firmasına çok eskiden de temas ettim. Şirketin sahibiymiş beyefendi. Neyse. Öncelikle İSKA'ya, ESPO'ya ve ICC'ye çok teşekkür ederim. Ve tekrar sizi bu saate kadar beklediğiniz için çok naziksiniz. Benden önce tabii bugün çok farklı sorunlar ve oturumlar oldu. Aslında ben de bir İzmir kızı olarak güzel İzmir'de sizinle beraber olmaktan çok memnunum. Önce onu söylemek istiyorum. İzmir'in yenilenebilir enerji hub'ı olması ve kaynak açısından hem rüzgar hem jeotermal hem güneş açısından çok zengin olmasını tekrar anlatmayacağım artık. Biliyoruz, çalışıyoruz, yaşıyoruz. Ben kısaca kendimden bahsedip sonra da kurmuş olduğum platformu anlatmak istiyorum. Sedef Budak ismim, İzmir doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Bilkent Turizm Otelcilik mezunuyum. 2008 yılında kendi ilgim dahilinde enerji sektörüne girdim. Öncelikle uzak doğudan türbin tedariği yapmaya çalışarak bu işe başladım. Rüzgar türbini ve güneş paneli. Sonrasında da ilk 4-5 sene kadar Çinliler çalıştıktan sonra aramızda Çinli yok herhalde, şirket de yok. Çinlilerden bir yere varamayacağımı anlayıp bu insan ve teknik birikimimi daha faydalı bir işe çevirmeye karar verdim. Ve İtalyan Windfork teknik danışman firmasını Türkiye'ye getirdim 2012 yılında. O gün bugünüyle beraberiz. Onlarla beraber yaklaşık 1500 MW rüzgar enerji santraline proje finansmanı için danışmanlık ve 170 MW da güneş enerji santraline yine proje finansmanı ve leasing için danışmanlık yaptım ve yapmaya devam ediyorum. İşimden çok memnunum, çok seviyorum. Ama ilk günden beri hep canım sıkan bir konu oldu 2008'den beri. Her toplantıda, her saha denetiminde veya her telefon aradığında hep karşıma bir erkek çıktı. Don't offense, yanlış anlamayın. Ama yani böyle bir aşamadan sonra dedim ki bu kadınlar nerede? Yani nerede saklanıyorlar? Ben bunları Feraye'yim zaten. Evet, bir Feraye, işte Ebru, Filiz Hoca. Yani topu iki elin parmakları kadar kadın tanıyordum. Ve dedim ki neredeyiz biz? Hani birbirimizi biliyor olalım, birbirimizi destekliyor olalım, birbirimizden haberimiz olsun. Ve bir insan havuzu, bir iletişim network ağı oluşturmak için de bu Turkish Women in Yıldız Enerji diye bir grup kurdum Mayıs 2018'de LinkedIn üzerinden. İşte amacım yani sektöre biraz kadınların ilgisini arttırmak, kadınların sektör olan ilgisini arttırmak. Yani erkek işi, kadın işi hepimizde önyargı var, bende de var. O olmasın, hani bir işin ustası olmaz, cinsiyeti olmaz ama ustası ve uzmanı olur mantığıyla ne yapabilirize döndüm ve biraz daha yeşil yakalı kadın kazandırdım ve dedim ki birbirimizi biliyor ve tanıyor olalım istedim. O yüzden ben bu inisiyatifi başlattım. Şu anda bugün 364 belki 365 tane üye oldu grupta. Bu bir dernek değil, bu bir sadece bir sosyal networking grubu şu anda, platform da diyebilirsiniz. Ama şu an bizim içimizde sosyal bilimler, fen bilimleri, işte finansman, avukat, mimar, hukuk, benim gibi teknik danışman, işte derneklerden temsilciler vesaire var ve ben şu gelmeden dün gece en son bir üye profiline göz attığımda şöyle düşündüm, şu anda benim üyelerimle biz otursak jeotermal, hidro, yani bütün yenilenebilir ve artı konvansiyonel ve gaz santrali dahil sıfırdan projeye geliştirip inşaatı yapıp işe alabilecek bir kapasiteye sahibiz şu anda yani üyelerimle beraber. Bu çok güzel bir şey. İşte üye profilimi görüyorsunuz, o 364 oldu. Genç bir grubuz. %5 kadar üniversite ve üniversite son sınıf ve 3. sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar var. Ama bizim amacımız daha çok kadına ulaşmak, daha çok yeni mezun ulaşmak. Şu anda üyelerim arasında ve 18 Ocak'ta ilk toplantı yapacağım İstanbul'da, Richmond Otel'de ve şu ana kadar 100 kişi katılım teyit etti. Ben açıkçası bu kadar büyük bir talep ilgi beklemiyordum. Çok şaşkınım, çok gururluyum. Bir o kadar da stresliyim. Bu da ilk defa bu sunum ve ben sizlere görücüye çıktım aslında. Üye profilim arasında işte ABB, Aries, şu anda ekleyemedim. İşte Solar Baba'dan arkadaşlar var, TÜREP'ten var, İslam Teknik Üniversitesi'nden hocalar var, öğrenciler var, Schneider, işte Windfor, Zorlu Enerji, Borsa, İYBB, yani bütün birini ufaklı sektörü, bütün farklı alanların, işte yatırım yapan, finansman yapan, inşaat yapan, bütün farklı şirketlerden kadınlar şu anda üyelerimiz olmaya devam ediyorlar. Amacım yani öncelikle bir altı başlık altında topladım ama tabii ki bu önümüzdeki günlerde değişecek. Bir networking yani toplaşıp birbirimizi tanıyabileceğimiz eventler yapalım dedim.
kariyer komitesi yapalım dedim. Bu da şöyle, yani CV bankası oluşturmak suretiyle özellikle yeni mezun veyahut da işe başlamış birkaç yıldır çalışan, bir iş arayan ve enerji sektöründe de çok hani henüz daha sınamamış genç mühendisler veya ilgili disiplinlerde çalışan işte şehir planlamacıları olabilir, mimarlar olabilir, arkadaşları bir araya getirip onlara bir el verelim ve biz bir CV bankası oluşturup bu bankayla da sonrasındaki 2020'den itibaren de isteyen enerji firmalarını biz kadın istihdamıyla ilgili insan kaynağı hizmeti verelim istedim. Bu da zaten istihdama geçiyor bizi. Sonrasında bir eğitim, yani hani belki liseler, teknik liselere gidip rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının anlatılması, belki teknik gezler ve diğer kariyer ve kişisel eğitimler yapılmak suretiyle böyle bir eğitim komitesi kurabiliriz dedim. İletişim zaten işte sosyal iletişim, medya ve diğer STK'lar ve kuruluşlar olan iletişimimizi organize edecek bir komite. Ve sürdürülebilirlik, bu da aslında sürdürülebilir projeler. Yani hani biz varız, var olmaya devam edelim, daha çok katlanarak sayımız artsın. Ve il tabii ki amaç öncelikle kadınların ilgisini çekmek ama tabii ki bunu yaparken erkeklerin destekleri olmadan bunu yapamayız. Gerek şirket sahipleri, gerek eğitim verecek insanlar, gerek üniversite hocalar, gerek işte TÜREP gibi, Sularova gibi, sektörü kıymetli platform derneklerinin başkanlarıyla beraber biz bu işi yapabiliriz. Dediğim gibi şu anda bir dernek değiliz, sadece bir networking, bir grubuz. Ama bakalım, yani rüzgar bizi nereye götürecek göreceğiz. Şu anda ilk hedefim, bunu da geçen cuma Enersa kurumsal iletişimle toplantı yaptım. Onlar bana dedi ki, sen sponsor dosya hazırlıyorsun, böyle bir şey hazırlıyor. Beni yönlendirdi sağ olsun. Kadın meslektaşlarım. O zaman ben dedim ki tamam, o zaman kuruluşun birinci yılında Mayıs 2019'da 500 dergiye ulaşalım. Bu arada bu yaz teknik geziler ve süreli programlar, belki kısa sertifika programları yapalım. Bu dediğim gibi öncelikle rüzgar ve güneşle başlayacağız bunu tabii ki. Benim de uzmanlığı olduğum ve severek çalıştığım konular. Sonra eğer ki o kadar kadın varsa sektörde belki bir kişiye ulaşırsak çok da güzel olur 2020'de. Bu senede de 10 tane en az öğrenciye staj imkanı ayarlayalım. Yani işte yaz stajlarıyla ilgili biz destek olalım. Üniversitenin elektrik, elektronik mühendisi, endüstri sistemleri mühendisi bölümündeki arkadaşlara. Yine beraberinde zaten benim kendi sebep budak olarak da kaç yıldır yaptığım, her zaman beni arayan, soran veya da mail yollayan kadın genç mezun arkadaşlara hep yardım ediyordum. Ama bunu hani daha profesyonel, daha işi bilen, benden bu konuda daha tecrübeli işte enerji şirketlerinin İK müdürleriyle yapalım ve iş arayan arkadaşlarımızı yönlendirmede bulunalım. İşte onunla beraber zaten bu CV bankası oluşturma, bu hep bir beraber proje. Ve dediğim gibi belki sonrasında bunu, yani amaç para kazanmak değil, amaç sponsorlukla hareket etmek. Ama belki sonrasında bunu da belki enerji şirketleri insan kaynakları desteği vererek farklı bir yolda çevirebiliriz diye düşündüm. Bu ve benzer konuları zaten şu anda Kanada'daki Wire, Women in Renewable Energy ve Amerika'daki gene Women in Renewable America vesaire. Bunun hepsi hep bunlar, yani ben bunları olan fikirlerim ama zaten yapılan ve başarıya ulaşmış modeller bunlar. O yüzden ben yapabilirsem burada biz ekipte bunları hayata geçireceğim. Bizi destekleyen platformlar başta TÜREP, değerli başkanımız Mustafa Bey buradalar, Solar Baba Ateş Bey buradalar, Günder gene destekçimiz, DEİK ilk günden beri Enerji Konseyi hep beni ilgileniyor, ICCI keza öyle, SolarX'de hem ICCI hem SolarX'de kadın oturumu yapacağız bu sene inşallah birinci günleri ve erken saatleri olacağını umuyorum, öyle sola kalmayalım. Onunla beraber dergilerde işte yeni enerji dergisi, rüzgar enerji, SolarX gibi dergilerde haberler yapılmaya başlandı. Yani biraz sektörde dediğim gibi, yani sektörün kadınlara haberi olsun ve kadınlar sektörü ısınsın istiyorum. Toparlıyorum. 18 Ocak'ta İstanbul'da ilk toplantımız olacak. Dediğim gibi hiç beklemediğim bir talep geldi ve çok mutluyum, gururluyum. 100 kişilik bir katılım bekliyoruz. Richmond Otel'de, Taksim'de. Ben gene LinkedIn'de de bunu post ettim, gene edeceğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Cuma'ya geliyor tesadüfen. Güzel bir denkleşme oldu. O gün güzel bir, belki eğitimli ve konuşmacılı bir, güzel bir full bir gün event yaparız diye düşünüyorum. Bilmiyorum onu artık buradaki dernek başkalarıyla ferayetin sonrasında görüşürüz. SolarX'de bir güneşte kadın oturumu ve gene ICCI'de de enerjide kadın oturumu olmak suretiyle. Ve bu diğer fuar oturumlarına da ben dediğim gibi şu anda benim de temas etmiş olan Kanadalı ve Balkanlardaki bu tarz derneklerin başkan kadınlarını da çağıracağım. Onlar zaten ilk günden beri beni destekliyorlar. Onlarla beraber aslında yani hani kadın istihdamının
bize özel bir sorun olmadığını, herkese özel bir sorun olduğunu, hani gender equality %50 parlamentosu kadar olan Kanada'da bile aynı problem yaşadığını anlatacaklar. Böylece görmüş olacağız. Biraz belki burada yüz düzeli bence. Konu bu. Yani konu biraz dediğim gibi kadınların da birbirlerini bilmeleri, destek olmaları ve iş hayatına biraz daha kolay adapte olmaları ve yeni mezun arkadaşlarımızın da korkusuzca atıyorum bir sahaya, yani sahaya elektrik teknisyeni ya da elektrik mühendisi iş başvurusunda "Aa ben bunu yapamam" deyip deneyip "Bir dakika ya ben bu CV'mi göndereyim bakayım ne diyecekler, EPC firması, bir türbin üreticisi vesaire." Bu o aradaki bir sinerji yaratmak. Bu tabii tek başıma yapılacak bir iş değil, sizlerin desteğiyle olacak bir şey. Çalışan, akademisyen veya iş hayatında bildiğiniz enerjiyle ilgilenen, sürdürülebilir projelerle ilgili çalışan kadınları varsa lütfen bana yönlendirin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hızlı konuşurum, o yüzden çok hızlı bir sefer toparlanırsınız umarım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.